Meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün sizlere çelik yapıların imalat montajında tasarım yoluyla kazaları önleme, iş güvenliği, kabul edilebilir toleranslar. Daha önce bu sunumu buna benzer bir çalışma yapmıştık ama bugün hem yeni yönetmeliğimiz, hem yeni deprem yönetmeliği, hem yeni çelik yapı şartnamemizin getirdiği bazı şeylerden bahsedeceğiz. Bunların en önemlisi yeni çelik yönetmeliği 2018'de devreye girerken tasarım açısından aynı zamanda imalat içinde TSN 1090 dediğimiz çelik ve alüminyum yapıların yapımı standartları devreye girdi. Onunla ilgili gelişmeler enteresan. Hem projecilerimizin hem şantiyecilerimizin bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Şimdi biliyorsunuz ana seminer akış özetimiz, çelik yapılar her zaman neden vazgeçilmezdir? Tasarım yoluyla kazaları önleme, kabul edilebilir toleranslar, dikkat edilecek imalat montajda hususlar, çelik imalatta iş programı yapılmasında yeni bazı şeylerden bahsedeceğiz seminerimizin akışında. Öncelikle pazartesi yoğun bir iş gününün akşamında buraya geldiğiniz için de teşekkür ediyorum sizlere. Şimdi çelik yapılar mimari, estetik, sanat yönünden hayal gücümüzü genişletmemize olanak tanır. Büyük açıklıklı yapıları zaten çelik yaptığımızı biliyoruz. Yapısal çelik dayanıklıdır, tasarım esnekliği verir. Geri dönüştürülebilirliği vardır. Tamamı geri dönüştürülebilir malzemedir. Ve fabrikasyon teknolojisiyle çok doğru yapılar inşa edilir. Ekonomi, dayanıklılık, hafiflik, tasarım esnekliği, basitlik, doğa olaylarına karşı yüksek performans, kolay tamir, güçlendirme, %100 geri dönüşüm çelik yapının avantajlarından bazılarıdır. Çelik yapıların bazı sıkıntıları vardır. Bunlar korozif ortamlarda sıkıntısı vardır, yangın dayanımı sıkıntısı vardır ama bunlar bu teknolojilerle hepsi aşılmış durumda. İşte yangına karşı korumalar biliyorsunuz çimento esaslı harç kaplama, alçı esaslı harç kaplama, yangına dayanıklı boyalar, sprinkler sistemiyle soğutma gibi ana elemanlarla yangına karşı korumayı yapabiliyoruz. Çelik yapının saha kontrolleri çok doğrulukla yapılabilir. Kaliteli kaynaklar her zaman testleri doğru sonuçlar verir. Yüksek mukavemetli blonların performansı çok iyidir. Fabrikasyon imalat kaliteli yapılır. Montajı kolaydır. Şimdi büyük bir sıkıntımız var. Türkiye'de yeniden binalarımızı yıkıyoruz, yapıyoruz. Tabii betonarme binalarda yıkıldığı zaman geri dönüşüm içinden demiri çıkartmak falan çok zor olduğu gibi moloz yığınları, artıklar büyük bir çevre sorunu yaşatıyor. Dolayısıyla çelik yapılar 50 yıllık bir ekonomik ömrünü düşünürsek çok daha ülke ekonomisi için iyi. İlk yatırımı biraz betonarme yapılara göre fazla olmasına rağmen 50 yıl sonra tamamen geri dönüştürülebildiği için kullanılmasında problem olmuyor. Büyük üstünlükleri var bu konuda. Tabii beton üretiminde agrega eldesi artı çimento üretimindeki taş ocaklarının çalışması çevremizde büyük olaylar yaratıyor. İşte doğayı tahrip edebiliyoruz. Onun için insanlarımız taş ocaklarına karşı çıkıyor. Küçük küçük cezalarla bunlar doğayı tahrip etse de kurtulabiliyorlar. Molozlar biliyorsunuz bilhassa geri dönüşüme uğrayan betonarme yapılarda gelişigüzel atılabiliyor. Onun için biraz daha çevreci. Biz şimdi üniversitede de bazı çalışmalar yaptık. Bir beton yapıyla çelik yapı arasında karbondioksit salınımı enerji kullanımı ile ilgili. Evet,
1 metrekarede tam 3 katı daha fazla havaya karbondioksit atıyoruz. Daha fazla enerji kullanıyoruz. Yaklaşık 1 metreküp beton üretmek için 127 kilowatt saat enerji harcanıyor. Bunun içinde çimento, diğer şeyde. Çelikte ise ton başına 475 kilowatt saat enerji harcanıyor. Bizim üniversitede karşılaştırdığımız 8 katlı sosyal konutlarda geri dönüşebilirliği de kullandığımızda bakın betonarme betonu işçilikleri, betonarme donatısı işçiliği, kalıp iskele maliyeti, geri dönüşüm bedeli sıfır, 1 metrekare karkastan geri dönüşüm kazancı işte çok cüzi. Halbuki çelik karkas binada büyük bir geri dönüşüm var. Bunları da değerlendirdiğinizde kullanım ömrü sonunda çelik yapı daha ucuz. Çelik yapı fabrikasyon olarak üretildiği için sahada daha az zaman harcandığı için bilhassa kentsel dönüşümde sorunlara yol açan işte pompaların gelişi, betonların dökülüşü, trafik sorunlarına da büyük çözüm oluyor. Yaptığımız özet değerlendirmede çelik yapılar 50 yıllık kullanım ömrünün sonunda %15 daha ucuz, %30 daha az enerji kullanımı, yüksek deprem performansı, %35 karbon salınımı daha az bir yapı elde edebiliyoruz. Çeliği bir sürü yerde kullanabiliyoruz. Biliyorsunuz çeliğin kullanım tarihine bakarsak ilk çelik milattan önce 400 yılında Hindistan'da şu anda Wood kolonu olarak bulunuyor. 2500 yıldır hiç korozyon olmadan bu 27 metre gömülü kısmı dahil 41 santim çapında 6 ton dövme çelikten bu yapının parçası orada duruyor. Yani çelik esasında betona göre çok daha. İstanbul'da biliyorsunuz milattan önce 470 yılında Yunanistan'dan Delphi tapınağından getirilen yılanlı sütunumuz var. O da tunç ve demir karışımı bir sütun. O da yaklaşık 2000 yıldır orada. Türkler çeliği biliyorsunuz yapıda pek kullanmamış. Genelde savaş sektöründe kullanmışlar. Biliyorsunuz o dönemdeki çağdaşlarına göre Türkler esasında demircilikten geliyorlar. Demir dağı deldikleri, oradan Orta Asya'dan geldiklerini biliyoruz. Türklerde çelik kullanımı ilk insanlardan biri. Şam çeliği diye geçen esasında Damaskus şehrinde Türk demirci ustalarının yaptığı çeliğin kalitesini gören o zamanki Haçlılar ki ona Dımışkı çeliği deniliyor. O döneme göre çok üstün teknoloji. Yaklaşık Roma kılıçlarını ortadan ikiye bölebiliyor. İçinde çok özel karbonu azaltılmış çelik. O zaman Türkler savaş sanayinde böyle bir üstünlük elde etmişler. O kılıçlardan hala günümüzde var. Tabii kalkanlar, zırhlar kullanılmış. Türklerin yaptığı o dönemdeki çeliğin yüzeyi ve karbon oranı 1000'de 1 civarında. Dolayısıyla kendi ekseninde tam 180 derece kıvrılabiliyor. Şimdi bu çeliği tabii yapabiliyoruz, buna benzer çelikleri. Şimdi çelikte karbon oranı şeyi belirliyor. Eğer karbon oranı %2 ile 4 arasındaysa bu dökme demirdir. Karbon oranı %2 ile 0 arasındaysa çeliktir. Normalde biliyorsunuz demir cevheri eritildiğinde içinde karbon vardır. Karbonun yanarak ya da başka metotlarla giderilmesi gerekiyor. Dövme çelikte bakın 10.000'de 8'lerdedir. Yani dövme çelik, dövülerek elde edilen bu çeliklerin içinde karbon oranı daha yüksektir. Çeliğin mukavemetini, esnekliğini bunlar belirler. Şimdi çok basit böyle bir şey olsun diye bu bizim Damaskus çeliği yani Türklerin yaptığı kılıcın çeliğinin nasıl yapıldığını çok basit böyle bir
şey yaparsanız, bunlar ilk önce çelik parçalar üst üste konuluyor. Bunlar dövülüyor. Dövülüp bir lama haline geliyor. Bu lama tekrar kesiliyor. Tekrar yönleri değiştirilerek üst üste konuluyor. Tekrar dövülüyor. Yaklaşık 37 defa vuruluyor, dövülüyor. Göreceksiniz tabii bu çeliği şu anda üretiliyor. Yani hem bıçak yapımında hem de nostaljik olarak üretiyorlar. Biliyorsunuz çelik 1400-1270 dereceden sonra ergime haline geçiyor. Ama binli derecelerde ısıtılıp üzerine boraks dediğimiz malzeme konularak dövüldükçe içindeki karbon yanarak dışarı çıkıyor. Karbon oranı azalıyor. Bakın şimdi bu dövüldükçe ne oluyor? İçindeki karbon sıkışarak yanıyor ve posa halinde dışarı çıkıyor. Karbon oranı azaldıkça çelik mukavemet kazanıyor. Şimdi bizim gördüğümüz hemen hemen inşaat demirleri, yapısal çeliklerin hepsi karbon oranı binde 8, binde yani %1'i geçmez. Bunun üzerinde olursa kırılgan olur. Dövme çelik, yani o dönemde de Türkler bunu icat etmiş. Daha sonra Japonlar bu tekniği geliştirmişler. Tabii Avrupalılar bizden çalmış. Roma kılıçlarına karşı büyük üstünlük elde eden o dönemdeki kılıçların benzerini yapmaya başlamışlar. Hatta ustaları çalıp götürmüşler vesaire. Ama Türkler de çeliği hakikaten savaş sanayinde kullanmış. Bakın o üst üste olan parçayı lama haline getiriyor. Sonra tekrar kesecek. Kestikten sonra onların yönlerini değiştirip tekrar dövecek. Bunu yaklaşık 37-38 defa yaparak. Şimdi bakın kesti, tekrar üst üste koydu. Bu tekrar dövülerek karbon oranında, tabii dövdükçe içindeki karbon yandığı için iyileşiyor. Demir elektronları daha yaklaşıyor, hematit elektronları. Tabii çeliğin kalitesi artıyor. Şimdi dövme çelik her zaman normal hadde çıkan çeliklere göre çok daha yüksek mukavemetler verir. Nerelerde kullanılıyor? İşte dövme çelik genelde savaş sanayi, işte namlularda, topların şeyinde, tren yolunun boji tekerleklerinde ki birazdan bir videoda da nasıl yapılıyor göreceksiniz. Bunlar tamamen dövülerek içinde karbon oranları çok azaltılmış, çok yüksek mukavemete çelik getirilebiliyor. Şimdi nereden geleceğim? Yani bunları anlatarak bizim yeni yönetmeliklerimizde can güvenliği açısından çelik yapı sınıfı nasıl seçilir? Çelik yapıyı nasıl tarifleriz? Bunlar 2018'de yayınlanan EN1090'da da girdi. Artık çelik yapıyı şantiyemize alıyorsak CE markalaması gerekiyor. Yani CE markalaması olmayan çeliği şantiyeye sokamaz hale geleceğiz önümüzdeki yıldan evvel. Dolayısıyla çelik sınıflarını hem projede hem şantiyelerde iyi bilmek lazım. Şimdi bunlar böyle dövülüyor. Biraz hızlandırayım bu kısmını. İşte biraz daha geçeyim. Tabii işte neticede dövülerek bıçak ya da kılıç elde edilebiliyor. Şimdi normal dövme, artık yeni teknolojik dövmeler, işte top namlusu, gemi, motor grank milleri, çok yüksek fırınlarda ingot dediğimiz ingotlarda dökülmüş karışım dövülerek karbon oranı azaltılıyor. Mesela burada gördüğünüz makine, bu Türkiye'de de var. Adapazarı tank palet fabrikası döverek yapar. Kırıkkale'de bir dövme presi vardır. O da şu anda üretilen topları döverek üretir. Bunlar bir ülke için olmazsa olmaz şeylerdir. tank palet fabrikası mesela bu dövülerek içindeki karbon oranı binde 8'ler, binde 6'lara düşürülür. İşte bu üzerinde boraks dediğimiz bir malzeme konularak dövme yapılır. Bu ülkenin
teknolojisinin geldiği yerler demirin işlendiği tezgahlardır. İşte bu gördüğünüz ...1200 derecelere ısıtılmış ingot dökümler, büyük preslerde yani 10.000 ton basan preslerde, manipülatör denilen cihazlarda dövülerek, bunlar daha sonra tabii işlemeye, içindeki karbon oranları azaltılarak yüksek mukavemet elde edilir. Kalıplarda dış form verilir. Mesela bir tank topu ya da bir top ya da bir basınçlı kap. Şimdi gördüğünüz bu çelikler içindeki karbon oranı tabii içine tabii manganez falan diğer ürünler de konuluyor. İşlendikten sonra tabii yüzey içinde dövüldüğü için hematit elektronları ne kadar yakınlaşırsa o kadar da kalitesi artıyor. Şimdi genelde çeliğin kullanım tarihçesine bakarsak ilk milattan önce 5. yüzyılda bir yapı yapılmış. Yeni çağda 1700'lü yıllar 1779'da Thomas Telford ilk dövme çelik köprüyü yapmıştır. Kulbrook Köprüsü. Daha sonra 1820 yılında ilk ray üretimi başlamıştır. Demiryolu rayı üretimi başlamıştır. Çelik üretilmeye başlamıştır. O dönemde Bessemer değiştiricisi dediğimiz çelik de üzerine oksijen üfleyerek karbonu yakan bir sistem. Evvelden dövülerek yapılan şey, oksijen, sıvı oksijen üflenerek çeliğin içindeki karbon yakılmaya başlanmıştır. Dolayısıyla çok daha iyi çelik, hızlı bir şekilde dövmeden sadece karbonu yakacak bir teknolojiyle üretilmeye başlamıştır. Şimdi tabii çelik üretildikçe kalitesi de artmakta. Şu anda o kadar kaliteli çelik üretiliyor ki mühendislerimiz neyi seçeceğini şu anda tam bilmiyor. İşte SD37, SD37 diye bir şey kalmadı artık. SD44 diye bir şey kalmadı. Var, onlar eski din norm. Şimdi yeni çelik tarifi var. Dolayısıyla çelik ilk önce Afrika'da bulunmuş. Yani demir. Demir cevheri ilk yontma taş devrinden sonra, yontma taş devri milattan önce 1300 yılında, işte 3500 yılında Afrika'da bulunuyor. Demir. Demirden bir şeyler yapılıyor. Milattan önce 1327 yılında ilk keski dediğim, yani taşı yontacak malzeme bulunduktan sonra yapı ustalığı başlıyor. Dolayısıyla bu çelik bugüne geldi. Bugün de şartnamelerimiz uluslararası şartnamelerle bir hale geldi. Yapısal çelik olarak da yaygınlaşmaya başladık. İşte İngiltere'de daha sonra milattan önce 800'lü yıllarda işte çelikten değirmenler falan yapılmaya başlanmış. İşte dövme çelikten iş başlamış. Şimdi çelik demek ki bir demir karbon alaşımı, içindeki karbon alaşımı şeyini veriyor, sertliğini veriyor. Ama karbon çok azalırsa da gevrek hale geliyor. İşte bunun için alaşım içine belli alaşımlar serpiştiriliyor. Çeliğin içindeki diğer elemanlar manganez, silisyum, kükürt, fosfor ve oksitlerdir. Bunu hızla geçeyim. Çelik üretim yöntemlerinden de hızla bahsedeyim. Normalde iki üretim tekniği var. Bir tanesi cevherden üretim. Cevherden üretim Türkiye'de İskenderun demir çelik, Karabük demir çelik yüksek fırında, bir de Ereğli demir çelikte yapılır. Diğer tüm çelikler hurdadan çalışır. Yani hurdayı alır, eritir ark ocaklarında. Şimdi bu tarafta gördüğünüz cevherden çalışma. Cevherden çalışırken taş kömürüne ihtiyaç var.
işte Zonguldak, Ereğli o bölgede taş kömürü ve demir cevheri yüksek fırınlara yüklenir. 1200 derecede sıvı hale gelir. Ondan sonra bir oksijenle içine sıvı oksijen basılarak beslemer çeviricisinde sıvı halde içindeki karbon oranı azaltılır. Ondan sonra ingotlara dökülür. Sonra kontinü döküm sistemiyle hattelenir saç profil. Diğer metotta hurda alınır. Hurda elektrik ark ocaklarında gene 1200 derecede eritilir, kalıplara dökülür, hattelenir, işte çeşitli ürünler çıkar. Yani iki tane üretim tekniği var. İşte bu üretim tekniklerini hızla geçeyim. İşte demir, cevheri, kömür birleştiriliyor, yüksek fırında yakılıyor. Bir tarafından curuf alınıyor, diğer tarafından eriyik metal alınıyor. Daha sonra ne yapılıyor? İçine sıvı oksijen basılıyor. Sıvı oksijen ne işi görüyor? Bu bizim döverek eski demircilerin dövdüğü işi görüyor. Dövmek ne işe yarıyor? İçerideki karbonu yakıyor, azaltıyor. Bu içine sıvı oksijen basarak bu eriyikteki karbon oranı belli bir yere hangi mukavemet isteniyorsa ona getiriliyor. Şimdi bunu niye anlatıyorum? İnşaat mühendislik esasında malzeme derslerinde okunabilir ama çok anlatılmaz, hızla geçilir. Yani bir teknolojiyi bildikten sonra malzeme seçmek daha kolay hale geliyor. Daha sonra işte karıştırma vesaire gibi işlemler. İşte kontinü dökümden normalde eriyik haldeki şey artık ilk ürün şöyle çıkar. Slab çıkar. Bilet dediğimiz bir bloğum çıkar. Bunlar daha sonra hattanelerde alınır, profil vesaire bunlardan üretilir. Gelir hatta hattanede o eriyik istediğimiz şekilde hattanelerde üretilir. Demek ki çelikte işte ne oluyor? İki demir oksijenle birleşince karbon oranı azalıyor. Biz ne kadar oksijeni verirsek ona göre o prosesleri hızla geçiyorum. Notlarda büyük ihtimal vardır. Şimdi Türkiye'de tabii ki çok kaliteli çelik üretmeye başladık. Gerek Ereğli demir çelik, gerek Kardemir, gerek İskenderun demir çelik yok edilmezlerse diğer çelik tesisleri çok kaliteli çelik ve ihracat yapabilir hale geldi. Buraları geçeyim. Demek ki çeliği üretiyoruz. İlk 1870 yılında Brooklyn Köprüsü yapılıyor çelikten. Ki çok yakın tarih bunlar yani. 1880 yılında dövme çelikten Eyfel Kulesi yapılıyor. 1890 yılında artık Avrupa'da, Amerika'da çelik binalar yükselmeye başlıyor. 1907'de yani işte 100 yıl evvel falan. İşte o zamanki şeye göre 360 metre açıklığında Kubek Köprüsü yapılıyor. Tarihçi olarak 30 yılında Golden Gate yapılıyor. Empire State binası yapılıyor 102 kat çelikten. 1930 yılında. Bakın çok yakın tarih. 1960'ta Sears Towers yapılıyor. Bu yıllardan sonra da çelik gittikçe gelişiyor. Yani bugün işte Burj Halife 820 metre tamamlandı. Bir sürü buna benzer bina yapılıyor. İşte şu an dizaynı devam eden Naki Tower denilen Japonya'da bunun dizaynı yapılıyor. Burj Halife'den de fazla bir kilometre. Yani artık bu iş çığırından çıkar hale geldi. Çünkü burada teknolojiyi yeniliyorlar. Çelik üretim teknolojilerini gözden geçiriyorlar. O açıdan önemli. Şu anda görüyorsunuz 2010 yılında Burj Halife'den sonra tekrar daha yüksek binalar şu an dizayn ediliyor. İşte 1901 yılında yapılan
167 metre. Bunların hepsi çelik bina. Bu bahsettiğimiz binalar. Dolayısıyla tabii biz yüksek binada çok çelik yapmıyoruz. Bizim çelik olan yüksek binamız çok nadirdir. Biz betonarmeyi seviyoruz. İnşallah başımıza bir büyük deprem olmadan bir şeyler gelir mi? Yani 1908 yılında yapılan binalar dahi o dönemdeki çeliklerle, ki o dönemdeki çelikler SD37 kalitesinin altında çelikler. Teknoloji o kadar yüksek değil ama yapılmış. Biz tabii betonarme ile çelik ilk yatırım maliyetine baktığınızda belki betonarme ucuz gözüküyor. Ama ekonomik ömrünün sonunda ucuz değil. Artı dünyaya saldığımız karbondioksit enerji kullanımı açısından da bir sürü eksileri var. Evet. Demek ki çelik binalar Türkiye'de gittikçe yaygınlaşacak. Şimdi 2018'e kadar da şu anda yapımları devam eden, bitmiş olan bir sürü yüksek bina var. Hepsi çelik. Bazen çekirdekleri kompozit beton. İşte bu Taipei 101 denilen bina. Bu 2010-2018 arasında 8 yıllık dönemde yapılan binalar. 508 metre, 101 kat. Bu Çin'de Zung Kulesi diye bir kule. Bunun daha yapımının devam ettiğini zannediyorum. Yani 108 kat, 528 metre. Yani dışı bitmiş durumda ama içi devam ediyor galiba. Şimdi bunların hepsinde sismik söndürücüler falan, çeşitli teknolojiler de deneniyor. Bu Çin'de gene Tianjin Finans Center. Bu bitti. 530 metre. Şimdi ülkeler hep buralarda yüksek teknolojiyi deniyorlar. Biz ise pek denemiyoruz belli malzemelerle. Yani bu bina için özel çelik geliştiriyorlar gibi. Evet. Şimdi tabii bir kere çelik deprem, yani elastik deformasyonun plastik deformasyonu oranları çok büyük şekil değiştirme yapabiliyor göçene kadar. Sünekliği çok yüksek. Yüksek mukavemet ağırlık oranı var. Düktilite var. Betonun hemen hemen 10 katı bir elastisite modülüne sahip. Böyle bir şekil değiştirme. Şimdi tasarımda malzeme seçerken bazı tanımlar geldi. TSN 10025 bu devreye girdi. Artık haftalarımıza SD37, SD44, 52 değil. Yazacağımız S355. Bu 355 akma dayanımını tarif eder. S structural çelik demek. J2 çentik darbe dayanımını tarif eder. Z35 laminasyon yırtılmasını tarif eder. Artı M haddeleme sırasındaki ne yapılacağından bahseder. Artık paftalara bunu yazmazsanız hangi çeliğin neden bunlar gerekiyor birazdan onu anlatacağız. Artık demek ki şantiyede şeyi alırken akma dayanımı, işte akma dayanımı burada S235 ise SD37'ye karşılık gelen akma dayanımı 235 Newton milimetre kare olan çelik demek. Bu J2 şu. Çünkü çentik darbe testi dediğimiz bir test var çeliklerde. Yani bu çeliğin kırılganlığını da darbeye karşı tesirlerini inceliyor. Şimdi burada yaklaşık 6 kategori var.
JR dediğimiz kategori 27 jül enerjide ve artı 20 derece santigratta test edilmiş malzeme. J0 0 derecede 27 jül çentik darbe testini geçecek. J2 eksi 20 derecede bu değeri elde edecek. Şimdi daha yüksek mukavemetler aranıyorsa, diyelim bir demiryolu köprüsü ya da bir asma köprüde, bu sefer bu sınıflara gitmek gerekiyor. Demek ki KR, K0, demek ki siz projenize göre burada bunu tariflemek zorundasınız. Yoksa malzemeyi alırken adam size JR kalitesinde, yani darbe testini 20 derecede 27 jülle geçen malzemeyi verir. Dolayısıyla artık paftalarımızda, şantiyelerimizde alacağımız malzemenin sınıfı bu şekilde olmak zorunda. Z dediğimiz, Z testi laminasyon yırtılma testi. Bu nereden çıktı derseniz, çoğu inşaat yeni bir terim, yeni giren şartname nedeniyle, eğer Z'i tariflemezseniz size Z %5. Bu çeliğin kopma sırasındaki büzülmesinden bahsediyor. Şimdi onu biraz şöyle anlatayım. Z15 dediğiniz kopma sırasında uzuyor. Tam koptuğu noktada bir değer var. O %15. Demek ki Z arttıkça daha uzun kopmadan, akmadan sonra da çalışabiliyor. Dolayısıyla bunu da tariflemeniz gerekiyor. Mesela Beşiktaş stadında bu bütün malzeme Z35 seçildi. Z35 için Ereğli Demir Çelik ve tüm üreticiler Z35 testini geçmiş malzeme üretti. O tür. Şimdi orada S355J2 kalite ve Z35 malzeme kullanıldı. Neden kullanıldı? Bir tane örnekle birazdan göstereceğiz. Yani bunun artık çelik alırken mutlaka bunlara bakılması gerekiyor. İşte çeliğin bu sıvası biliniyor. Bakın, EN10025'te artık değerler şu. İşte S235 var. Akma dayanımı 235, kopma dayanımı 340-470 arası. Bakın, S235 yanında hiçbir harf yoksa sizin için artık çentik darbe testine gerek yok. Yani önemsiz bir yerde olursa kullanabilirsiniz. Çentik darbe testi titreşimli yükler. Deprem olan binalarda siz gidip ona göre malzeme seçmeniz lazım. Şimdi malzeme seçiminde bakın J2 kategorileri köprü dizaynında kullanılıyor. Çok titreşimli yükünüz varsa, darbeli yüklerin olduğu ya da kren girişi ya da darbeli herhangi işlerde J2 kalitesine gidilmesi lazım. Binada J0 kalitesi kullanılabilir. Genel konstrüksiyonlarda JR kalitesini tercih edebilirsiniz. Çentik darbe testi de alınan numune belli bir ağırlıkla yukarıdan düşürülmek suretiyle kopmayı tarif eden bir testtir. Laboratuvarlarda görmüşsünüzdür. Dolayısıyla yapıda can güvenliğini sağlamak için malzeme seçimine çok önem vermek gerekiyor. Artık TSN 1090 artı çelik yapı standartlarımız malzeme seçimini mühendislerimize çok iyi şekilde tarif ediyor. Dolayısıyla bunları hepimizin bilmesi gerekiyor. Ha, burada bakın S355J2 Z35M. M dediği en sondaki haddeleme sırasında yapılan işlemler. Haddeleme, normal hiç haddeleme sırasında üzerine normalizasyon dediğimiz bir şey vardır. Haddelenir, onun üzerinde hafif bir ısıtmayla normalize edilir hücreler. Eğer normalize istemiyorsanız, AR, buraya AR koyacaksınız. Normalizasyon istiyorsanız artı N koyacaksınız. Termomekanik normalizasyon istiyorsanız artı M koyacaksınız. Şimdi bunların hepsi bir ilave paradır.
Ama normal bir yapıda, yani bina yapısında AR koyarsınız. Bir şey koymazsanız AR verirler size. Bir şey koyarsanız, ne verirseniz normalize edilmiş, haddeden geçmiş malzeme satılır. Şimdi ayrıca çeliğin içindeki bazı karbon eşdeğeri dediğimiz bir şey var, özellik var. Çeliğin içinde karbon oranı, mangan, silisyum oranı, krom, molibden, vanadyum oranı, nikel ve bakır oranları şu CE katsayısıyla tarif edilir. Buna bakarsınız, karbon eşdeğeri sıfır bir, ön tavlamaya gerek yok. Yani kaynatırken malzemeyi ön tavlama yapmazsanız, bakın bu karbon CE oranı yüksekse oralar çatlar. Dolayısıyla çelik alırken mutlaka bunu da bilmeniz lazım. CE oranı eğer işte 0.45-1.06 arasıysa 100-200 dereceye kaynak bölgelerini ısıtmanız gerekiyor. Bunların hepsi EN1090'da artık yazıyor. Şimdi o Z testi nedir dersek, şimdi malzeme numuneleri test edilir. Bakın koptuğu anda burada bir daralma oluşur. Bu daralma eğer şöyle koparsa Z0, yani çıt diye koptu. Eğer bakın bu %50, yani 12 santimlik, 12 milimlik bir test çubuğunu koparttığınızda 6 santim incelene kadar kopmasıysa Z %50. İşte bu nedenle Z testlerinin yapılması gerekiyor. Ve projelere de nerede Z testi istiyorsanız onu yazacak. Z testi nerede gerekiyor? Eğer bir plakaya düşeyde yük aktarıyorsanız mutlaka laminasyon testi yapacaksınız. Yani düşeydeki kopma oranını bileceksiniz. Ya da malzemeyi alırken o testten geçirilmiş malzeme alacaksınız. Normalde biz eskiden ne yapardık? Levhanın boyuna doğrultuda numune alınır. Ama düşeyinde numune alınmaz. İşte bu düşeyinde, düşeyde bağlanan elemanlarda Z testi yapılması gerekiyor. Görüyorsunuz böyle bir plakayı bağladığınızda kaynak şu yönde Z testi yapılması lazım. Onu tariflemeniz gerekiyor. Bunun için malzeme alınırken şantiyelerinizde demek ki Z testini de üretici firmalardan sormanız gerekiyor. İşte Z testi kaynattınız bunu. Buraya bir çekme geliyor tabii, bu plakaya çekme aktarıyor. Eğer buradan yırtılırsa Japon meslektaşımızın ölüm sebebi, intihar sebebi biliyorsunuz laminasyon yırtılmasıdır. Z testi yapılmadığı içindir. Dolayısıyla bunlara meslektaşlarımızın laminasyon yırtılması testini de projelerinde dikkat etmesi lazım. Z nitelikleri işte şu düşeyde alınan numunelerde, bakın çubuklarda kopmaya bakılır. Koptuğu andaki o daralma çapına göre Z tariflenir. Genelde EN10164 3 sınıf tarifler: Z15, 25, 35. Bakın koptuğu andaki şu çapın, yani numunenin girdiği çapın koptuğu andaki çapa oranı. Hiçbir şey tariflemezseniz %5 ile alırsınız bunu. Ama projenizde tariflerseniz üretici ona göre üretir. Mutlaka yeni şartnameleri okurken sadece tasarım kısmını değil, yapım kısmındaki EN1090'a da bakılması lazım. Demek ki herhangi bir saça, profile, dikine gelen yükleri aktaran her yerde Z testlerinin istenmesi lazım. Yoksa burada kaynağını yaparsanız buradan yırtılır. İşte bakın çeşitli noktalar, nerelerde Z testi istenir. Mesela bir flanşta şu borunun gövdesinde yırtılma olabilir.
şu filanştan gelen yükten şurada olabilir gibi Z testi istenen yerleri bulabilirsiniz. Şimdi Z testi projenizde nasıl bulunuyor? Yani siz Z'i nasıl tarifleyeceksiniz? İşte gene EN1090 vermiş. Diyor ki kaynak kalınlığı işte şu şuysa, bir tane örnek var zaten şeyin içinde. Kaynak kalınlığı diyelim 7 milimse Z 0 diyor. ZA 0. İşte kaynak tipi şuysa -25. Buralardan şöyle bir kaynağınız varsa 0. İşte malzeme kalınlığı işte 20 milimse Z 4 gibi. Bunları topluyorsunuz bu değerleri. Eğer bu değerler -10'dan küçükse Z yazmanıza gerek yok. Ama bu değerler 10 ile 20 arasındaysa işte Z15 projenize yazmanız lazım. 20 ile 30 ise Z25. 30'dan büyükse 35. Şimdi bir tane örnek. İşte nerelerde yapılıyor? Mesela şu kirişin şu kolona bağlandığı yerde yapmamız gerekiyor. Z hesabını. Şu bölgelerde yapılması gerekiyor. Buralarda bu hesap yapılarak malzemeyi Z testinden getirilmiş malzeme almanız gerekiyor. Yoksa laminasyon yırtılmanızdan binanız göçebilir. Şimdi bu Beşiktaş Stadı'ndaki kolonun kafa plakasındaki Z hesabı. Şimdi kafa plakası yaklaşık 50 milim. İşte şu 9 çıkmış bizden şurada. 15 milim bir kaynak varmış şurada. ZA 9. İşte 0. Yani şuna şu kaynak tipi Z 0. ZC dediğimiz şu 50 milim plaka. Bakın 50 milim plaka. Buradan ZC 10. Yüksek yani high restraint yani şöyle diyelim. Altında önemli insan yığınlarının bulunduğu bina olduğu için 5. Toplam ZE değeri 24 çıktığı için Z25 malzeme kullanıldı. Yani Beşiktaş Stadı'nda bütün bunlar yapıldı. Bütün stat yapılarında yaptığımız gibi çelik köprülerde de bütün bu hesaplar yapılıyor. Yapılarda da mutlaka yapılması lazım. Yapılmazsa ne olur? O bölgelerde laminasyon yırtılmasından deprem ya da aşırı yüklenmelerde sıkıntı yaşayabiliriz. Şimdi malzemeyi seçtik. Can güvenliğinin malzeme tarafını çözdük. Ki önemli bir şey. Eğer malzemeyi yanlış seçerseniz ister hesabı doğru yapın, isterseniz yapımı çok doğru yapın. Başınıza belalar gelebilir. Şimdi çelik yapıların iş güvenliği ve iş sağlığı biliyorsunuz Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın İşte verileri var, işte iş güvenliği firmaları var ama o yeterli değil. O veriler bize tamam eğitim sağlar, şunu sağlar, bunu sağlar ama bir çelik yapıda bazı yeterlilikleri sağlamaz. Şimdi proje yönetiminde tasarım yoluyla can güvenliği sağlanması iş akımı kısaca şöyle. İşverenimiz var, bir proje yönetimi. Buna müşavir diyebilirsiniz, kontrol teşkilatı diyebilirsiniz, var. İşverenin proje isteklerini belirliyor, fizibilite etüdü yapıyor, finansman gereksinimini işverene bildiriyor, tasarım grubuna işi tarifleyebilmek için gerekli verileri hazırlıyor, zemin netedi toparlık çalışmalar, imar durumu bilgilerini tasarım grubuna iletiyor. Tasarım grubunda kimler var? Mimarlık var, inşaat var, makine, elektrik vesaire. Burada avam proje alternatifleri buna göre yapıldıktan sonra bir ön keşif yapılıyor ve avam proje tekrar geri veriliyor. Şimdi proje yönetimi bunu aldıktan sonra işverenle bu avam projedeki alternatiflerden en uygununu tasarım grubuna iletiyor. Şimdi tasarım grubu artık kesin projeye başlayacak. Kesin projeye başlarken eğer çelik karkas sınıf yapılmasına karar verildiyse iş burada biraz değişiyor. Çelik karkas yapımının kararı verildiyse çelik yapı sınıfının
EN 1090'a göre tariflenmesi gerekiyor. Yani işverenin tasarım grubu yapı sınıfını tarifleyecek. EN 1090 diyor ki eski yönetmelikte eğer tarif yapılmazsa EXC2 klasındadır diyor yapı. Ama şimdi o değil. Mutlaka tariflenecek diyor. Şimdi o tarifi nasıl yapacağız göreceğiz. Ondan sonra işte kesin proje yapıldı. İhale sürecine geçildi. İşte kesin projeler, ihale projeleri verildi. Burada EN 1090'a göre de çelik yapı sınıfı 4 sınıf tarif ediliyor. Bu sınıflardan birini seçecek. Nasıl seçecek? Şimdi işte bu kısımda nasıl çelik yapı sınıfı seçilir? Bu seçim ne işe yarıyor? Yani seçip de ne yapacağız? O ortaya koyuyor. Şimdi buraya bunları geçeyim. Çelik yapı sınıfı nasıl seçiliyor? Ona bakalım. Bir ileri gidelim sonra geri gelelim. Şimdi TSEN 1090'a göre çelik yapı sınıfı şöyle tarifleniyor. 1. Uygulama açısından önem derecesi. Eğer insan hayatı ve ekonomik açıdan önemi yüksek, sosyal ve çevresel önemi çok büyükse, yani sıdat yapısı, köprü yapısı gibi çok önemli bir yapıysa CC3 seçeceksin diyor. Kayda değerse ne başarısızlığın orta derecede önemli olduğu konutlar, iş merkezi gibi kamu binaları CC2, sosyal ve çevresel önemi ihmal edebilir, depo, sera gibi bina CC1 seçebilirsin diyor. Ama diyor, 2 veya daha çok katlı okul, hastane, blok yapılar, 10 megawatt üzeri enerji santralleri, tren yolu ve karayolu köprüleri CC3 önem derecesine sahiptir diyor şartname artık. Peki diyor, ondan sonra üretim ve hizmet kategorisini seç diyor. Metal yorulması önemli olan yapılar, yani titreşimli yüklere maruz yapılar. O zaman köprü, sıdat yapısı, büyük titreşimlerin olduğu yaya yolu köprüsü gibi CC PS3. Eğer hizmet sıcaklığı şunun altında olursa PS2, ona girmezse PS1. Şimdi geliyorsunuz burada ne yapıyorsunuz? İşte CC3'ü seçtik. Sonra buradan PS3'ü seçtik. EXC4 klası, yani bu yapı EXC4 klasında yapılacak. Şimdi EXC4 klası ne demek? Onu altta anlatacağım. İşte projeci işveren isteğine göre bu şartnameye göre yapının uygulama sınıfını belirleyecek ve paftaları hepsine yazacak. EXC3 klas, EXC4 klas gibi. 2008 yılında girmiştir bu yönetmelik fakat 2018'de yenilendi. 2008 yılındaki yönetmelikte çelik yapı sınıfı hiçbir şekilde belirtilmiyorsa EXC2 klasında olacaktır demektir diyordu. Ama şimdi mutlaka projede belirtilecektir lafı var. Yani sınıfı belirlenmeyen bir çelik yapıyı yapamazsınız diyor. Şimdi bu neyi belirtiyor? Çelik yapı uygulama sınıfına göre bazı sertifikalar istiyor üreticilerden. Eğer sizin yapınız EXC 2, 3, 4 kalitesi değilse o firmanın kalite yönetim sistemi olacak. ISO 38-34 dediğimiz kaynak yeterliliği yönetim sistemi olacak. OHSAS 18001 iş sağlığı, iş güvenliği yönetim sistemi olacak. 14001 çevre yönetim sistemi. Bunlar olmazsa o yapıda o taşeron çalışamaz. Artı tüm uygulama sınıflarında kaynakçı ve kaynak operatörü yeterlilikleri izlenebilir olacak der yeni yönetmelik. Demek ki 2008'deki EN 1090 gitti. 2018'de bizim çelik tasarım esaslarıyla birlikte uygulama esasları da değişti. Şimdi EXC1 klasta ne oluyor? İşte eğer EXC3 klasta fabrika test sertifikaları 3'e 1 sertifikası olmayan bir malzemeyi kullanamazsınız. 3'e 1 sertifikası ne demek? O malzemenin tüm testlerinin yapıldığı evraklar. Onlar olacak.
İşte markalama olacak. Yani her malın üzerinde markası olacak. Yani üzerinde ST S355 yazmayan mal kullanılamaz diyor adam. Yani şartname onu diyor. İşte yüzey şartları yassıysa, uzun malsa, yassı dediğimiz levhaysa bunu sağlayacak. İşte alevle kesmede şunu sağlayacak. Perçin çapı şu olacak diye bu klaslara göre artık üretim şekilleniyor. İşte kaynaklar, kaynak planı EXC1 klassa en işte küçük sera, ahır gibi binalarda işte kaynak planı istenmez. Kaynak prosedürü istenmez. Ama EXC3 klassa kaynak planı istenir. Kaynak prosedürü istenir. Kaynakçı operatörlerin tüm sertifikaları istenir. Artı EXC klaslarına göre hangi kaynak testleri yapılır? Ona karar veriliyor. Yani EXC2 klasında bakın Akba eğer hesaplarınızda kapasite oranları %5'ten fazlaysa %50'den ne yapıyorsunuz? Küt kaynaklarda %10. EXC2 klassa %10. Yani her kaynağın 10 tanesini test ediyorsunuz. Eğer EXC3 klasındaysa %20'sini test ediyorsunuz. EXC4 klasıysa tüm kaynakları test ediyorsunuz. Röntgen vesaire gibi yöntemlerle. İşte bu doğrultuda dik kaynaklar varsa şöyle test ediyorsun. Yani artık yapı sınıfını tariflemezseniz bunları bir karmaşaya yol açıyor. Dolayısıyla artık şantiyenize bir şey geldiğinde proje bu yapı hangi sınıf? EXC4 klası. Açacaksın EN1090'ı. İşte kaynakçıyeti her şeyi bunlardan isteyebilirsiniz. Demek ki şimdi geri gelelim. Neden yapı sınıfının tarif edilmesi gerektiğini buradan algılıyoruz. Yapı sınıfı tarif edilmiyorsa şantiyede, üretimde bir kaos oluşur. Şimdi iş güvenliğine uygun iş akış diyagramında burada kalmıştık. İşte burada projeci İşverenden gelen bilgilere göre bu sınıfı belirledi, çelik yapı sınıfını tanımladı, işverene bildirdi. İşveren artık o çelik yapı sınıfındaki yapıya göre taşeron ya da yüklenici bulacak. Gidip işte elinde iki tane çanta kaynağı olan adama veremeyecek. Dolayısıyla böyle bir yeni yönetmeliğimizde şart geldi. Tamam, artık ihale süreci başladı. Teknik süre açısından en uygun yüklenici seçildi. Yapı denetim şirketi belirlendi. İş sağlığı ve güvenliği şirketi belirlendi. Şimdi iş burada başlıyor. Can güvenliği iş. Şimdi ana yüklenici, yapı denetim firması, iş sağlığı ve güvenliği firması tasarım grubuyla uygulama projelerinin tasarımda can güvenliği sağlama birinci toplantısını yapıyor. Burada seçilmiş olan yüklenici, kontrol teşkilatı ya da yapı denetim şirketi diyelim, iş sağlığı, iş güvenliği firması, proje yönetimi, uygulama projeleri, işin montaj planlarına göre risk raporunu yapıyor. Tabii bu bizde daha sonradan, her şey bittikten sonra giriyor, tasarım sırasında. Burada uygulama projeleri sürecinde işveren, bir başka şeyi daha belirliyor. Yangın sınıfını ama yangın sınıfında şartlar şöyle. 3 kata kadarsa 1 saat, 3 katın üzerindeyse yapı, 2 saat yangın rezistansı gerekiyor yapıda. Onu zaten biliyoruz. Korozyon sınıfına karar veriyor işveren. Diyecek ki benim binam 15 yıl hiç bakım görmeden ya da galvaniz olacak. Burada işveren korozyon sınıfına karar veriyor. Çelik imalat montaj alt yüklenicisi veya ana yüklenici şantiye getireceği parça ebat tonajlarını tasarım grubuna bildiriyor. Artı sahada yapılacak eklerin bulonlu mu, kaynaklı mı olduğunu civatalı ek mi, kaynaklı ek mi tasarım grubuna burada bildiriyor. Sahada kaldırma ekipmanlarının erişim platformunun kapasite ve yerleşimini belirliyor. Projeciye artık
imalat projelerini yapması için veriyor. Yoksa projeciye bıraktığınızda kafasına göre ebatları büyütür, tonajları arttırır. Ama bunun üretici, çelik yapımcısı tarafından belirlenmesi gerekiyor. Artık imalat ve montajda can güvenliği projesi süreci başlıyor. Burada proje yönetimi, ana yüklenici, iş sağlığı, güvenliği, yapı denetim şirketi, yapılacak montaj, kaldırma ekipmanları, taşıyıcı personel ekipmanları planlamasını yapıyor. Yatay ve düşey yaşam alatları, tutunma noktaları tasarım grubuna iletiliyor. Yatay ve düşey yaşam alatı bağlanma noktaları gözden geçiriliyor. Varsa geçici montaj iskelesi, diğer iskele taşıyıcıları için onay alınıyor. Aşamalı inşaat ve montaj planı yapılıyor bu aşamada. İş güvenliği ekipmanlarının, montaj personelinin düşme mesafelerine göre gerekli yaşam alatı boyları tespit ediliyor. Tasarım grubuna artık bunlar veriliyor. Can güvenliğine uygun tasarım bu isteklere göre artık bitiriliyor. İşverene geri veriliyor. Bu süreç artık onaylı projeler, çelik montaj firmasının yetkileri, montaj prosedürü, şantiye iş güvenliği firmasının iş güvenliği risk değerlendirme raporuyla birlikte ele alınıyor. Proje onaylanıyor. İşveren ve proje yönetimi tarafından artık iş montaja hazır hale geliyor. Demek ki yapı sınıfının mutlaka yeni yönetmelikte belirlenmesi gerekiyor. Bu tabii bize, mühendislerimize biraz daha fazla iş sağlıyor. Tabii yapısal çeliğin montajında tehlike unsurları ne var? Genelde kazalar, kesim işlemi, elektrik çarpması, düşme, parça düşmesi, vinç kazası, yanma, donma, aşırı zorlama, kas, iskelet hastalıkları, yüksekten veya yatay açıklardan atlarken kazalar olabiliyor. İşte parça kaldırma sırasında mutlaka halata gelen yükler, halat dizaynlarının yapılması gerekiyor. İşte parçaların nasıl kaldırılacağı ile ilgili bir çalışma yapılması gerekiyor. İşte halatla mı yoksa bir kantarla ile mi kaldırılacağı na karar veriliyor. Şimdi biliyorsunuz bu çok eski, bütün dergilerde, kitaplarda, işte Amerika'daki o ilk yüksek binada, tabii burada çalışan montaj işçilerin çoğu kızılderili, hiçbir iş güvenliği yok ama bu konuda çok uzmanlar, hiçbir şeyi kabul etmiyorlar zaten. Yani bu resmi hepiniz bilirsiniz, çoğu yerde vardır. Bu gerçektir. İşçiler o zaman bunları böyle monte etmişler ama şimdi çok ağır iş güvenliği şartları var her yerde. Demek ki montaj çok önemli. Montajı yapan ekiplerin yeterlilikleri, projenin iyi olması bu açıdan çok önemli. İşte halat bağlama noktasından vinçlere kadar her şeyin elden geçirilmesi lazım. Çünkü kazalar oluşabiliyor. Hiç durmadık şekilde vinç devrilebiliyor şantiyelerde. Halat kopabiliyor. Bakımdan gelmiş vinç devrilebiliyor. Biz bunu Beşiktaş sezonunda yaşadık. Yani bu hem mali kayıplara yol açıyor, hem can kaybına yol açıyor. Dolayısıyla çelik yapıda birazcık bu konulara dikkat etmek gerekiyor. Devamlı işte ağır parçalar havaya kaldırılıyor. Bununla ilgili buraları geçeyim. Vakit kalırsa. Ha, şimdi yeni teknolojide tabii öyle teknolojiler var ki. İnşaat en tehlikeli meslek. O videoya vakit kalırsa döneceğim. Türkiye iş gücünün %16'sının inşaat sektöründe olduğu biliniyor.
İş ve trafik kazalarında tüm Türkiye'deki ölümlerin %40'ı olduğu biliniyor. Yılda yaklaşık 2000 iş kazasından ölüm var. 20 bin tane ciddi yaralanma var iş kazalarında. Şimdi iş kazalarında risk faktörü olarak tasarım hiç dikkate alınmıyor. Mutlaka tasarım işle ilgili ciddi yaralanmalara önemli katkıda bulunduğu Amerikan İş Sağlığı Güvenliği Bakanlığı'nda tarafından yayınlanmış. Yani iş yerindeki ölümlerin %25'i tasarımla ilgili sorunlardan kaynaklandığı belirlenmiş. Ölümlerin bir diğer %14'ünde de tasarımla ilgili konular rol oynamış. 2002 yani bizim Türkiye'de istatistik yok. Yani hiçbir tasarım nedeniyle bir iş kazası olduğu yoktur. Dolayısıyla ama Amerika'dan aldığımız verilere göre 226 yaralanmanın %22'sinin tasarımla bağlantılı olduğu, 224 ölümün %42'sinin tasarımdan dolayı olduğu ortaya çıkarılmış. Tüm ölüm ve yaralanmaların %63'ü tasarım kararlarına veya planlama eksikliğine bağlandığı ortaya çıkarılmış. Dolayısıyla tasarım ve planlama eksikliği varsa kazalar oluşabiliyor. 2010 yılında 751 ölümün %35'i tasarımdan olmuş. Dolayısıyla çok büyük miktarda tasarım nedeniyle ölüm var. Yaralanmadan ölümler, yani yaralanmış ama sonunda ölmüş. Bakın inşaat işçisinde %21,5'u yaralanmış ve kurtulmamış, ölmüş. Tasarım yoluyla işle ilgili tehlikeleri, hastalıkları ortadan kaldırmak en önemli aracımız olmalı. Bunu nasıl yapacağız? Tasarlarken sorunu gidermeye çalışacağız. Ya da mühendislik kontrollerinde bir sorun varsa onu gidermeye çalışacağız. Eğitim ve iş planlaması yapacağız. Personel koruyucu ekipman son çare olarak kullanacağız. Yaralanmaya karşı son savunma hattı artık baret, işte bot, güvenlik gözlüğü, iş eldiveni, emniyet kemeri, kulaklık gibi klasik şeyler. Ama ondan evvel neler var? İşçinin bu ekipmanları doğru kullanması, doğru bağlanması, doğru halat sistemi. Bunlar da tasarım sırasında mutlaka bağlanacak noktaların tayini, yani işçi yatayda bağlanacağı noktaları nereye bağlanacağının tespiti, artı bunu işçiye bırakmadan yatay bağlama halatlarının, düşey bağlama aparatlarının yerine konması ya da üretilirken konması mutlaka gerekiyor. Artı işçi düşerken bağlandığı noktadaki halat boyu bile tasarımın bir parçası. Yani siz işçiye bir tane ip verdiniz ya 1,5 metre, onu taktı. Ama düştüğü noktada eğer böyle bir yere düşüyorsa zaten işçi ölüyor. Yani onun için bunların hepsi hesaplanıyor. Hesaplanıyor, ona göre halat boyu, bağlanma noktası tayini yapılıyor. Mutlaka bağlama noktalarında bunların OSAS dediğimiz yani iş sağlığı güvenliği firmalarından onaylı ekipmanlar olması gerekiyor. İşte mesela Beşiktaş zanında uygulamalar, dağcılar yani mecburen ulaşabildiğiniz yerlerde dağcılık eğitimi almış vesaire elemanların çalıştırılması gerekiyor. Burada da Atilla Başkanım vardır. Bu resim vardır belki size. Tabii yüksekte çalışmak, yüksekte çalışan personelin eğitimlerinin çok iyi yapılması lazım. Bu konuda az sayıda insan var. Mutlaka çiftli bağlama yapılması lazım. Yani bir halat burada, bir halat orada bağlanması lazım. Eğer biri koparsa birine, hiç olmazsa can kaybı olmasın. Ve bağlanacak noktaların
mutlaka projede yerlerinin belirlenmesi lazım. Biz Bakü'deki Haydar Aliyev Kültür Merkezi'nde tüm eleman nereye ne bağlanacağı, o halkaların yerleri ayrı bir proje olarak tarifliydi. Biz de şaşırmıştık, Almanlar manyak mı demiştik ama montaj sırasında hakikaten çok faydası oldu. Düşme hesapları Amerikan İş Güvenliği İş Sağlığı tarafından şöyle yapılıyor. Bir kere serbest düşüş mesafesi 0.60 alınıyor. Yani bir insan düşerken ilk önce bir 0.60 santim düşüyor. Sonra 1 metre yavaşlama mesafesi, sırt bağlama şu kemer mesafesi 30 santim kabul ediliyor. Şu duruş yüksekliği 1.60 kabul ediliyor inşaat işçisinde. Güvenlik mesafesi 0.60. Demek ki bir insan düştüğü noktada 4.10 düşmesi gerekiyor. Demek ki 4.10 düştüğü noktada eğer bir şey varsa zaten vurup ölüyor. Buna göre hesapların, bu halat boylarının, işçiye verilecek halatların ona göre mutlaka hesabı yapılıyor. İşte montaj sırasındaki göçme olasılıklarının hesap edilmesi lazım. Şimdi tasarım yoluyla kazaları önleme etik değerleri diye bizde yok ama Amerikan Profesyonel Mühendisler Birliği'nin çok güzel çalışmaları var. Onlara bakabilirsiniz, şey de var. Tasarım yoluyla kazaları önlemede uygun dizaynı yapmak, tasarım ne kadar uygun, yapım maliyeti, yapım süresi, yapım kalitesi, emniyet. Bunları göz ardı etmemek gerekiyor. Kaza sıfırı hedeflemek gerekiyor. İş yeri tehlikelerini kaldırmak için varsa tasarım değişikliği gerekiyor. Daha az yaralanma sağlayabiliyoruz tasarım yoluyla bunlara bakarsak. Şantiye çalışma, eğer bir kaza olursa şantiyenin durması, tekrar başlaması, işçinin morali gibi şeyler azaltılmış oluyor. Tasarım yoluyla kazaları önleme prosesini birçok firma şu anda uyguluyor. Uluslararası firma. İşte tasarımla ilgili 3 tane ana unsur var. Mimar mühendisler, detay mühendislik, yapısal çelik üreticisi. Bu 3 kişi bu işe hakim olmak zorunda. Dizayn aşamaları, işte mal sahibi bina için mimari gereksinimleri belirledikten sonra yapılıyor bildiğiniz gibi. Çelik yapı tasarımcısı 3 boyutlu tasarımı hızlandırıyor, detaylandırmalarını yapıyor. Çeliği işte kesiyor, boyuyor projelerine göre, normlara göre. Sonra sahaya taşıyor ve montaj aşamasına geliyor. Şimdi montaj aşamasında bir, malların istiflenmesi, montaja hazır parçaların, vinçlerin kapasitelerine göre kaldırılacak parçaların oluşturulması gerekiyor. İşte kaldırma mapalarının nereden kaldırılacağının mutlaka parçada yazılması gerekiyor. Ve ağırlık merkezinin mutlaka tariflenmesi gerekiyor. Ve pimler en az 2 civatayla monte edilmesi gerekiyor. Bu işçi sağlığı Amerikan tarafından zorunluluğu var. Torklama, sıkıştırma işleminin yapılması gerekiyor. Fabrikasyon, zaten üretim hassas bir şekilde yapılıyor. Havada montajda en az bağlantıyı yapacak dizaynı yapmak gerekiyor. Yüksek platform, işte personel taşıyıcı platformların kalibrasyonları gerekiyor. Kolon eklerini uygun yerde yapmak gerekiyor. Güvenlik halatı, mapaları öyle yere koymak gerekiyor ki sökerken işçinin ulaşabileceği yerlerde olması gerekiyor. Genelde Amerikan İş Sağlığı Güvenliği kolon eklerinin yerden 1.20 metrede yapılmasını istiyor. Çünkü insan sıkarken burada rahat operasyon yaptığı için. Orada bir zorunluluk. Bizim şartnamelerimizde bu zorunluluk yok ama arkadaşlarımız bunlara dikkat ederse, yani eğilerek yapılacak montaj yerine insanın rahat pozisyonlarında ekleri oluşturmak
Korkuluklar için 600 milim ve 1100 milim delikler bırakılması gerekiyor. Bakın 600 milimde bir ve halatlar çekilmesi gerekiyor. Ve 2 metre civarında da kirişlerde delikler açılması gerekiyor. Bunlar Amerikan yönetmeliğinde var. Yani bir kolonda işte şu noktada delik açacaksın. O delik ne için? Herhangi bir noktada bir tehlike anında işçi kendi kilidini taksın diye. Dolayısıyla bunların mutlaka imalatta bırakılması lazım. Düşey yaşam alatları için düşey yaşam alatlarının bağlanacağı noktalarda insan yükünü taşıyabilecek mapaların bırakılması gerekiyor. Yani şu noktada bir işçinin ulaşabilmesi için buraya bağlanıp kendini sarkıtarak oraya ulaşacağı şu mapanın sisteme kaynatılması lazım. İşte yaşam alatlarının, yatay yaşam alatlarının yüksekliğinin 1100 milimde olması gerekiyor. Açılabilir yaşam alatları yatayda eğer gidilecekse kullanılması lazım. Yatay yaşam alatları tüm montaj çevresinde mutlaka zorunluluk, ki ilave zorunluluklar da var. Onlar da biliyorsunuz. Halat bağlamalarında en az 3 adet, yani halat geçişlerinde bağlama olması gerekiyor. Ve halat bağlama aparatları arasında kablonun 6 çapı mesafe olması gerekiyor. Yani gelip dibinde bağlamanızın bir faydası yok. Kolon taban plakalarında minimum 2 bulon hiçbir şekilde Amerikan iş sağlığı güvenliği açısından kabul edilmiyor. Kolon montaj sırasında devrilmesin diye 4 tane yapılması tavsiye ediliyor. Minimum. Ana kiriş ve tali kirişlerde kiriş genişliğinin ekipman üzerinde işçinin yürümesi için gerekli kiriş genişliğinin minimum 150 milim olması gerekiyor. Yani 150 milimin den daha az bir kirişte insanın halatla dahi yürümesi yasak. Amerikan şartnamelerinde. Bizde böyle bir şartname yok. Ama işçi üzerinde yürüyecekse minimum genişlik 150 milim olmak zorunda. Konsolların kullanımını minimuma indirmek gerekiyor. Çünkü oradaki montaj sıkıntıları, yaralanmaların hep konsol montajlarında olduğu görülmüş. Bağlama, kalat sökmek hep konsollarda zordur. Ama bizim mimarlarımız konsol çok sever. Dolayısıyla ama burada tasarım olarak da önlemler almak gerekiyor. Yaşam alatları oluşturma yeteneğini en üst düzeyde tutmak lazım. Yani insanın ani bağlanacağı noktaları mutlaka projelerde oluşturmak gerekiyor. Bağlantılarda tabii şantiyede işte bulonlu kaynaklı ekler yapabiliyoruz. Bulonlarda kendinden destekli bağlantılar, çit bağ, yani gelip böyle havada askıda tutup bağlamak yerine oturacak dizaynlar, civata boyutları, minimum civata sayısı ayarlanması lazım. Şimdi yeni nesil civatalar var. Bunlar harece civata. Bunlar sıkıldığında tork değerine ulaşınca şu parçası kopuyor. Bunların kullanımı şu anda yaygınlaşıyor. Yani makineyle sıkıyorsunuz. Tak dediği zaman şu parça kopuyor. Bakın makine. Demek ki torkunu sağlamış oluyor. Yani sizin bunu kontrol, bir daha kontrolün gelip tork anahtarıyla risk alarak kontrolüne gerek kalmıyor. Yoksa bu civataların her birini sıktıktan sonra tork anahtarıyla tekrar torklama işinden kurtaracak yeni nesil harece civatalar neyi önlüyor? Siz sıkıyorsunuz, sonra tork anahtar acısı geliyor, o arada düşüyor, ölüyor. Yani o riskleri bu tür civatalarda azaltabiliyor. Yani birazcık alımı pahalı olmasına rağmen iş kazaları açısından çok iyi. Bağlantıları asmaktan kaçınıp mutlaka bir
küçük bir mesnet de olsa onu oturtup öyle bağlamak öneriliyor. Yani burada havadan asmak yerine işte bir parçanın üstüne oturtmak daha iyi. Ortak deliklerden kaçıyor. Yani mesela şu kirişi buraya bağladığınızda bu civatayı buraya takamazsınız. Bu civatayı buraya takarsanız bunu buraya bağlayamazsınız. Dolayısıyla iki vinçle orada tutmanız lazım. Dolayısıyla bu tür civatalardan kesinlikle kaçınmak lazım. Alternatif çiftli bağlantılar düşünebilirsiniz. Yani eğer ikisini aynı yere bağlayacaksanız ilk önce şunu bağlarsınız. Bu bunu etkilemez. Daha sonra bunları bağlayabilirsiniz. Ya da şöyle bir sistemle şunu buradan bağlarsınız. Gelip bunu bağlarsınız ki karşı karşıya ikisini birden vinçte tutma problemi olmasın. Montaj deliklerinin olması gerekiyor. Yani küçük küçük montaj delikleriyle parçanın emniyetini sağlamak açısından minimum iki civata kullanılmasını öneriliyor. Tasarım yaparken bu civataların ara mesafelerini çok sık değil ayarlamak gerekiyor. Bunun için mesela bu burada bir montaj örneği. Uzman personelin, yani montaj personelin mutlaka eğitimden geçirilmesi, projeyi tanıması çok önemli. Neticede burada vinççinin yapacağı ufacık bir problem bu işçinin yaralanmasına yol açabilir. Yani vinci hafif oynasa, rüzgarı ona göre değerlendirmek lazım. Mesela burada yardımcı halat yok. Mesela bir sürü mesela riskli bir montaj. Ve oturacağı bir nokta yok. Böyle tam kafadan tutup işte kavale dediğimiz elemanı oraya yerleştirdikten sonra civataları... Tabii. Bir de şimdi kavaleyi vurdu. Burada mümkün olduğunca her ekte tek civata. Yani gidip metrik 20, 24 adam 4 tane anahtar taşımayacak. Mümkün olduğunca eklerde tek bir tip bulun. 20 ise 20, 24 ise 24. 16 ise 16. 16, 20, 24 adam 3 tane anahtar. Hangi birini cebinden çıkarsın bulsun. Dolayısıyla havada montaj yapan kişileri düşünmek gerekiyor tasarım yapar. Bunu düşünmezseniz mutlaka bir kaza olabilir. Ya da o civatayı 16'ını karıştırarak takabilir. Onun için mutlaka eklerde tek tip civata kullanılması. İşte bakın mecburen sapanı buradan sökmek için adam cambazlık yapıyor. Belki sapanı öyle bir yerden bağlayacaktı ki kendine yakın yerden sökseydi bunu. Yani tasarım yoluyla oraya eğer bir mapa konulsaydı İşçinin montaj yaptığı yerde oradan bağlansaydı adam işte sapanı sökmek için kendini riske atıyor. Tasarım yoluyla mutlaka bu önlenebilir. Mapayı çizersin, mapa oraya bağlanır halat. İşte yani eğer bu kirişi üst başlığını dar yaparsanız bu adamın da yürüme şansı kendi bağlı olmasına rağmen zor. İşte cambaz gibi bu arkadaşlarımız. Şimdi mesela burada da bir riskli montaj örneği var. Bunu da bu da mesela riskli bir montaj. Yani bu iyileştirilebilir mi? Evet. Tasarım yoluyla iyileştirilebilir.
mutlaka tasarlarken montaj yapıyormuş gibi, o civatayı sıkıyormuş gibi düşünmek gerek. Bunu düşünmezsek işte iş kazaları oluyor. Çünkü işçi o işi yapmak için mutlaka kendini hedefliyor. Ama kazalar olabiliyor. Bilhassa çelik inşaatta vinç kazaları yoğun bir şekilde var. Burada hiçbir bağlantı noktası yok. Kafa kafa yani bir altta bir plaka koysaydı, onu oturtsaydı adam burada kendisi yakalayıp o civataları orada tutturmaya çalışıyor. Yani iyi bir dizayn değil bence. Yani kötü dizayna örnek olduğu için. İşte orada geçici platform yapsa belki o devrilebilir. Aşağıda döşeme daha dökülmemiş. O mümkün olmamış herhalde. Yani şimdi bakın ek yeri enteresan yerde. Yani biraz daha yukarıda olsa belki daha iyi. Ama adam orada iple bağlanmış vaziyette ek yapmaya çalışıyor. İşte yanında bir kavale var. O kavaleyi o deliğe yerleştirecek. Ondan sonra o civatayı takıp sıkacak. Eğer orada 4-5 tek civata olsa adamın zorluğunu düşün. Şimdi ikinci bir sıkıntı bu mapanın oradan sökülmesi. Orada da dizayn hatası var. Çünkü mapa işçinin ulaşabileceği yerin uzağında. Şimdi alt taraftaki de sıktı. Tepede vinç şeyini boşaltmak için oraya tırmanacak. İşte tasarımda mutlaka dizayn yapan arkadaşların yapılacak parçanın nereye monte edileceğini, nereden bağlanıp nasıl söküleceğini hayal etmesi lazım. Hayal ederek minimum işte gidip oradan şeyi sökmeye çalışıyor. Adam. Halatı sökmeye çalışıyor. Bakın oradan halatı gidip söküyor. Halbuki halatı kendilerine yakın yere koysa orada o riski almayabilir. Yani tasarım yoluyla Amerikalılar bu işi, bunları biraz daha hızlanayım çünkü daha konu var. Ara vermeyeceğiz. Vakit kalırsa döneriz. Şimdi genelde civataların yanaşma mesafeleri çapın 3.2 katından yani 20'lik bulonsa 64 milimden daha yakın bir civata aralığı yaparsanız sıkamazsınız. Hele yeni tork makinaları, bakın tork makinalarının civata çaplarına göre yanaşma mesafeleri, ara mesafeleri belli. Çünkü artık anahtarla sıkmıyoruz. Şantiyelerde tork makinesiyle sıkıyoruz. Mutlaka civata yerleşimlerinde, yoksa eğer onu sık yaparsanız tabii ki onu yapmaya çalışacak. Ya eli sıkışacak, makine girmeyecek gibi riskler var. Bütün bu noktalara minimum sıkma mesafelerine riayet edilmesi lazım. Garip ve tehlikeli bağlantılardan kaçınmak lazım. Yani şunu alttan vidalamak yerine şöyle bir dizayn, yani şu parçayı buradan yerine buradan bağlamak gibi dizaynlara gitmek lazım. İşte bakın alım plakalı yerine mesela şu parçanın üzerine oturan bir detay geliştirmek. Yani şu alım plakasını koymak yerine üstten oturan bir detay. Devamlı parça üzerine oturacak dizaynı yapmak lazım. Hep diyelim altına küçük bir köşe bent koyup bunun üstüne oturtup daha sonra sıkacak detaylar geliştirmek lazım. Mesela şu alım plakalı birleşim sıkıntılı. Ya da bunun altına küçük bir parça koyup, bakın, bunları tasarımda düşünmek lazım. İşte görüyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Kiriş geliyor, bunun üzerine oturuyor. Artık bir risk yok. Tak oturtuyorsunuz, hemen bağlıyorsunuz. Halbuki alından bağladığınızda
Alından da bağlıyorsanız şuraya küçük bir parça kaynatarak hiç olmazsa oraya denk getirmek daha kazaları azaltabilir. Mesela bu tür bağlantılarda mutlaka altta bir köşe bent koyup hani şu kirişi havada tutmak yerine vinçle hemen bunu oturtup ayarlamak. Mesela şu araya sokmak biraz sıkıntılı montajlarda. Dikkat etmek lazım. İşte devamlı bir montaj parçasının yapılması ya da şöyle alım birleşimlerinde şu aşağıda bakın küçük parçalar üzerine monte etmek kaza riskini azaltabiliyor. Böyle boynuzlu bağlantıları tercih etmek çok faydalı. Bu iş kazalarını minimize ediyor. Görüyorsunuz burada bir alt plaka var. Buraya oturuyor. Ondan sonra üstteki plaka da bu kirişe bağlı. Buna bağlanıyor. Bu riski azaltılmış bir dizayn. Bağlanacak noktaları öyle seçmek gerekiyor ki devrilmeyecek yerlere ya da düşmeyecek yerleri seçmek lazım. Bilhassa elektrik direklerinden çarpma, ölüm. Türkiye'de yaklaşık iş kazanın %10'u elektrik direğinde kablo çarpmasından dikkat etmek lazım. İskele ve düşme emniyetini sağlayıcı elemanları mutlaka yapmak lazım. İskelelerden hiçbir şekilde bu inişe izin vermemek lazım. Montajdaki kaynaklarda garip bağlantılar kaynakçının tercih edip montajları solumayacak şeyleri iş güvenliği açısından değerlendirmek lazım. Mutlaka keskin köşelerden kaçınmak lazım. Keskin köşe bilhassa montaj sırasında yırtılma, daha ileri dönemlerde başka birinin başını vurması gibi şeylere yol açabiliyor. Vinç güvenliğini bilmek, parça yerleşimi, düşme tehlikelerini ortadan kaldırmak lazım. Mesela şuradaki dizaynda problem var. Keskin köşe. Bakın. Keskin köşe. Halbuki şöyle bir dizayn yapılabilirdi. Ya da şu dizayn yapılabilirdi. Şu tür şey. Buradan birisi başını vurabilir, elini yarabilir. Keskin köşelerden mutlaka kaçınmak lazım. Erişim sorunları, konsol uçlarındaki montajlar hep sorun yaratıyor. Dizayn sırasında dikkatli olmak lazım. Civataları sıkmak için yeterli alan, mesela burada bu bulonu öyle kesmek lazım ki şeyi, köşe benti, bu civatanın sıkılmasını sağlasın. Eğer böyle yaparsanız şuradaki civata sıkılmayabilir. Mutlaka dizaynda göz ardı edilmemeli. Bağlantıları içerilerde değil, dışarı çıkararak yapmak daha doğru. Mesela böyle yerine civatayı şu kolon hattının dışında bağlamak iş kazası açısından daha emniyetli. İşte bu tür yerlerde mesela bulonu buradan sokmak, şunu sıkmak mümkün değil. Buraya arkadan anahtarı sokup bunu sıkabilmek, şuraya parça girmediği için ya bunun kesilmesi lazım. Bunların göz ardı edilmemesi lazım. İşçilerin parmak eklemleri, ellerinin zarar görmesi çok yoğun miktarda var çelik imalatta. Bakın anahtarların boyutları var burada. Kavalyelerin, makinaların, tüm dünyada satılan makinaların boyutları var. Bir insanın elinin girebileceği yükseklik var. Dolayısıyla bunlara dikkat ederek civatalı bağlantıları dizayn etmek lazım. En az delikte iki kavalye çaktıktan sonra bir civata, iki civata bağlayıp ondan sonra kavalyeleri sökebiliyoruz. Mutlaka montaj prosedürlerine bunu ilave etmemiz lazım. Montaj, demontaj dikkatli şekilde planlanmalı. Vinçlerin yerleri sabit ve kule vinçlerin mutlaka planlanmalı. İskele, personel taşıyıcı platformlar OSA yani iş güvenliği sağlığı sistemine uygun mu? Periyodik kontrolleri yapılıyor mu? Mutlaka kontrol edilmeli.
İşte bir araya parça girecekse şu tablodaki toleranslarda yapılması lazım. Çıkıntılar, mesela çıkıntılar ayak takılabiliyor. Mutlaka onlara uyarıcı levhalar konulması lazım. Hiçbir zaman oksijen LPG tüpleri yatayda konulmaması lazım patlama. Devamlı dik olması lazım. İskele ve merdivenler emniyetine bakılması lazım. Emniyetler yerde oturmak lazım. Bu tür platformları şantiyelerde bulundurmamak buralarda. Özetle tasarım yoluyla kazaları önleme, insan yaşamını, zamanı ve parayı kurtarmak için ortaya çıkan bir süreç. Mutlaka dizaynda, şantiyede tasarımda ne yapılabilirin incelenmesi lazım. Yani bu parçayı kaldırırken nasıl söküleceğini de, nasıl civatalanacağını da hayalde kurmak mutlaka gerekiyor. Mesela bu şeyde Haydar Aliyev Kültür Merkezi'nde burada bir işçimizin dahi burnu kanamadı ama çok iyi bir iş güvenliği projesi vardı. Yani öyle bir iş güvenliği projesi ki hangi halatın nereye takılacağı, hangi işçinin nerede tutunup çalışılacağıyla ilgili bir haftalar zinciri vardı. Alman müşavirler tarafından yapılmış. Biz şaşırdık yani. İş güvenliği paftası 12 pafta. Böyle dev gibi paftalar. Ve oralara o aparatlar yapılmadan üretime izin verilmedi. Tabii bu süreçte çok zor bir kabuk. Bu tepedeki bu montaj dağcı arkadaşlarımız tarafından yapıldı. Yani zor bir süreçti ama hiç kimsenin burnu kanamadı. Ufak tefek çizik mizikler dışında şey yapmak lazım. Yani bizde şu tasarım yoluyla iş güvenliği prosesini mutlaka projeden içine bir yere şartnamelerde de yerleştirilmesinde büyük fayda var. Hepimiz bazen atlayabiliyoruz, unutabiliyoruz. İşte bir vinç devrilebiliyor. Gibi Beşiktaş'ın da yaşadık. Bir işçi alakasız bir yerden düşebiliyor. Bunların önlemlerini almak lazım ama mesela bu projede inanmayacaksınız bizim personelden fazla şey vardı. İş güvenliği personeli vardı. Tabii her şeye bakılıyor. O zaman da kaza olmuyor. Bir de adamlarda zaman sorunu yok. Yani iş güvenliği yoksa o gün çalışma kardeşim diyebiliyor. Biz de bazen işverenin hız, işte bazı istekleri olabiliyor. Mesela burada bu kabuk monte edilirken tamamen dağcı ekip çalıştı. Bu arkadaşlarımız da inşaat mühendisi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunu arkadaşlardı. Bu işe gönül vermişler. Dünyada bu tür montajlarda dağcılıktan gelmek çocuklar. Hakikaten çok başarılı oldular. Bir kısmı da Beşiktaş stadında da çalıştı. Ama işte eğimi böyle tam 90 derece olan yerlerde çalışırken mutlaka halatlarla tutunmak gerekiyor. İnsan vücuduna aykırı yerlerde. Onun için de arkadaşların buna göre eğitimli olması gerek. Herkesi çıkartmanız mümkün değil. Çünkü tüm yüzeylerdeki çalışmalar belli bir eğimde. Düz bir şey yok. Şu eğimde adam yürüyor. Her yere bağlanarak gitmesi lazım. İşte şu eğimde kaplama ve montaj yapıyor. İşte şurada hassas elemanı oraya oturtuyor. Artı eksi 1 milim toleransla. Şimdi bunun için bazı aparatlar geliştirdik tasarımda. Tamamen
30 milim oynayabilen bazı parçalar daha sonra kitleyen. İşte onlar olmasa tabii yani tasarımda da onlarla destek olduk. Bizde bir kopukluk şurada var. Tasarım gruplarıyla şantiye her şey bittikten sonra karşılaşıyor. Halbuki tasarım gruplarıyla iş güvenliği artı montaj ekipleri ve çelikçi, çelik imalatçı projede birlikte çalışmak zorunda. Çalışmazsa çeşitli riskler oluşabiliyor. Bu arkadaşlarımızın hepsi işçi zannetmeyin şeyler. İnşaat mühendisi arkadaşlar, montajda çalışan. Tabii o parçalar çok hassas olduğu için yaklaşık 32 bin tane parça Türkiye'de üretildi gitti. O her bir parçanın sadece ölçü okuması robotla yapılabildi. Yani işte 4746 milim delik arası mesafeyi elle ölçmeniz mümkün değil. Mecburen bir robot vardı. O robotla ölçüldü. Yoksa bu montaj yapılamazdı. Sonra da üstüne bu fiber kaplama monte edilirken araya girilerek 60 santimin arasında o parçalar sıkıldı. Tabii hem dışta bir kaplama var hem içte bir kaplama var. Yaklaşık işte 2 sene falan sürdü. İmalat ve montajı sadece bu dış kabuğu. İçeride de bir kabuk kaplaması var. Şimdi bunu yani neticede mutlaka iş güvenliğinin yapılması lazım. Mesela bu o projede iş güvenliği paftalarından bir tanesi. Nerede bağlanacak? Nasıl, kim nereye tutunacak? Bunun gibi bir sürü paftadan ibaret iş güvenliği paftası var. Mutlaka bizde de oluşturulması lazım. İşte adam nasıl bağlanacak? Kaç metre ipte duracak? Hepsi yazılı ve projelendirilmiş durumdayım. Tabii bu noktalarda işte bu parçaların burası düz bir noktası. Tabii kolay bir noktası. İşte nereye ne bağlanacak her şey belli. Yani hiçbir orada çalışan personelin o proje dışında bir yere bağlanması mümkün değil. Onun için bazı bağlama aparatları, işte ayar aparatları geliştirdik. Mesela şu aparatlarla yaklaşık işte hem eğimleri hem de yatay hataları giderdik. Mesela şu konik aparatlarla bunları Türkiye'de ürettik. Mesela Beşiktaş sızdadı sırasında bir kaza yaşadık. Çatı biliyorsunuz aşağıda kurulup kaldırıldı. Bu kurulma sırasında çatının rengi kapatılırken bir vinç ve işçi anlaşmazlığı nedeniyle şimdi bunun şeyi var. Kaza sırasındaki kamera çekimleri. Da
Atilla Bey de vardır mutlaka. Kalkma sırası, kaza sırası değil. Belki görmüşsünüz. Çatı havaya kaldırıldı. Halatlarda. Dolayısıyla bu personel şu anda tepelere, kirkoların başına çıkıp orada her biri kirkoların kumandasını yapıyor. Herhangi bir tehlike anında sıkışma, halat sıkışması nedeniyle bulunması açısından şu görmüş olduğunuz dünyada çelik kablo sistemi ilk defa bu Sıdat'ta kalktı. Diğerleri tamamen yarısı iki tarafı da kablo olan çatılardı. Burada üst tarafı çelik, altı kablo olan bir sistem. Çünkü rüzgarda çok büyük bir emme olduğu için halatlar kurtarmadı. Orada. Tabii bu kalkarken bakın bu geçici iskelelerin üzerinde mesela bir devrilme kaza yaşadık. Bu tabii kaza değil artık. Kazadan sonraki çatının kalkma aşaması. Evet. İşte o şeyde iki kişi yaralandı. Şu iskeleler üzerine vinç devrildi yani şunun üzerine. Şimdi onu da göstereceğim zaten. Şöyle kısa bir kameralardan çekimi var. Tabii her 15 santimde bir tekrar okuma, tekrar koordinat sisteminin kontrolü. Yaklaşık 12 günde mi kaldırdık şimdi hatırlamıyorum. 20 gün sürdü yani. Tam yerine geliyor. Tabi bu hızlandırılmış bir video. Yani bunun toplam çekiliş süreci 20 günü buldu. Normalde 6 gün planlıyorduk. Çünkü bu kirkolarda elektriklerde, çünkü elektrik bile o kirkolara eşit gidemiyor. Belli kablo mesafeleri farklı olduğu için sinyal gittiğinde birisi bir milim daha hızlı çekebiliyor. Hepsi eşit boyda kablo olmadığı için elektrik akımı bile giderken etki ediyor sisteme. Evet. Tabii toplam bu süreç 6 ay gibi bir sürede yapıldı. Yani bu dünya çapında bir rekor, hele bu ilk yapıldığı için. Vinçler falan bu arada. Tabii bu artık her şey oturmuş, kalkmış an. Şu anda hemen hemen yerine geldi, oturdu, bağlanıyor sistem. Evet. Halatlı sistem. Birkaç parçada onu yekpare kaldıramazsınız. Yani bir halat, bir halatı, ortadaki halatı diğer halatlarla geriyorsunuz. Başkanımız da yani devamlı sabah akşam hemen hemen oradaydı. Çünkü bu Sıdat'ta sıkıntı, belki bu Sıdat'ın sunumuna gelenler bilir. Anıtlar Kurulu'nun verdiği bir yükseklik var. Aşağıda da seyircinin görme yüksekliği var. 8 metreyle geçildi. Yani 200 metre açıklık 8 metreyle geçildi. Yani bu bir dünya rekorudur. Dolayısıyla Sıdat'ta mimari kıstaslar vardı. Yani mimari kıstas dediğim Anıtlar Kurulu'nun kod kıstası, bir de seyircinin aşağıda görme alanının büyütülmesi. O nedenle belli bir alanda
Hayır. 42 tane vinç. Bütün etrafta vinçler. Bakın bu gördüklerinizin hepsinde vinç var. Öbür vinçler şu aşağıda parçaları monte etmek için. Ama şu vinçler çekiyor bakın. Burada vinçler var. Şimdi bu da kazanın oluş videosu. Bu kalkmadan evvel, iki ay evvel bir kaza geçirdik. Şu vinç şu son parçayı bağlarken arada sıkışan parçayı vinç operatörü bırakacağına çekmesi nedeniyle oluşan kaza. Bakın şimdi birazdan bu vinç devrilecek ve bu kaza çok ucuz atlatıldı. Allah Allah. Basıyorum, ne oluyor ya? Ha, ediyor mu? Öbür kameraya geçti. Deminki ilerliyor muydu? Ha, öyle mi? O bir önceki daha güzeldi de. Tamam. Allah Allah. Şimdi ilerliyor mu? Bak şurada. Tamam. Siz biraz da yer alabilirsiniz. İlerliyor herhalde. Evet. İşte saat 6.43'te olmuş. 27.07.2015. Bakın şu vinç parça sıkışan parçayı salacağına çekmesi ve o parçanın kopup şu sepetli vinçteki iki insanın bulunduğu vince çarpması, o vinçtekiler Allah'tan bağlı olduğu için sadece yere düştüklerinde vincin bir parçası, işte yani büyük bir kaza atlatıldı ama buradaki insanların kurtuluşu, işte şu vinççinin ölmemesi mucize. Bakın şu parçayı görüyorsunuz. Bakın şu parça. Niye? Buradaki Fransızların dizaynında bunlar kafa kafaya alından bağlı. Halbuki yan plakayla bağlansa, biz bunu önermiştik. Olmadı. Onların da inadı. Neticede burada bakın 3 kişi vardı. Onlar kurtuldu. Vinç operatörünün tam üstüne düştü, kurtuldu. Bu tepedeki sepetli vinç yere düştü. İşçiler yere düşüp vurduklarında belleri de sakatlık oldu. Onun dışında kendi bağlı oldukları için ölümcül bir şey olmadı. Yani bu kazada iş güvenliği önlemleri alındığı için sadece iki tane, işte birinin kolu kırıldı, birinin omzu kırıldı gibi kazayla atlattık. Bu da diğer kamera. Bilmiyorum Atilla Bey orada mıydı? Kazadan sonra oradaydı. Olduğu saatte yoktur ama. Orada mıydı? Yani mutlaka tasarımda olası riskleri bilmek lazım. Risk raporunu mutlaka, hani bu riskler oluşabiliri şantiyeye söylemek lazım. Şantiyede ona göre önlemlerini alması lazım. Bu tasarım da söylenmezse şantiyede zaten insanlar gününde o hız içinde bunu beceremez. Bakın görüyor musunuz devrimi? Ve şurada kaldı. Sonra biz bu sistem devrilmesin diye bunları özel takviyelere alarak bir kurtarma operasyonu yaptık ki
Bir hafta falan orada, hatta Atilla'yla değil mi? Yani öyle bir şeyimiz oldu. Onun için dikkat edilmesi lazım. Şimdi bütün bu referanslar var. Hani daha detaylı araştırmak isteyen arkadaşlar, bizde pek yayın olmamasına rağmen Amerika'da Çelik Birliği'nin artı Çelik İşçiler Sendikası'nın yapmış olduğu bir sürü iş güvenliği ile ilgili çalışmalar var. Referanslardan arkadaşlar izleyebilir, bakabilirler. Ne kadar vaktimiz kaldı acaba? Bitti mi? Yani bir o zaman hızla geçeyim bu referansları da. Toleranslar var. Toleranslar ne toleransı var? Çeliğin korozyonu biliyorsunuz açık havada 0,2 mikron yıl. Çeliği hiç boyamazsanız, açık havada bırakırsanız İstanbul'da 0,2 mikron yıl korozyon olur. Boyadığınızda yıllara göre, tabii boya kalınlıklarına göre bir korozyon karıması oluyor. Mesela 5 yıl 200 mikron bir boya yaparsanız marin yani deniz şartlarında 5 yıl boya gidebilir. 5 yılın sonunda mutlaka tamir gerekiyor. Hiç bir şey kalmazsa 0,2 mikron yılda korozyon olabiliyor. Şimdi şartnamelerde korozyon sınıfları var. Bu çevre etkisi işte ABC class, işte bu nedir? Kuru iç ortam, nemli iç ortam gibi ortamlar var. Bakım periyodunu giriyorsunuz, yapı tipini giriyorsunuz. Yüzey hazırlıkları, hangi boya kaç mikron olacak? Bu şartnamelerde var. Bizde de var, BS'de de var. Bunlardan boya sınıfını seçebilirsiniz. Kaç mikron kalınlık. Ama çok bilmiyorsanız boyacılara soruyorsunuz. Ama buradan boya kalınlıklarını seçme şansınız var. Hangi boyayı nerede kullanacağınız da şartnameler tarif edilmiş. Toleranslar elinizdeki dokümanlarda var. Hızla geçeyim. Çok önemli. Çeliğin kabul edilmesi için gerekli şeyleri veriyor. EN1090'da bunların hepsi var. Artık yürürlüğe girdi. İşte bir üretimde şu yükseklik. Ha, Class 1, Class 2, EN1090'da ne derseniz. Class 1, EXC1-2. Class 2, EXC3-4. Eğer yapı sınıfınız EXC3-4 ise toleransları buradan, şantiyeye gelen ürünleri buradan kontrol edeceksiniz. Eğer klasınız 1 yani EXC1, EXC2 klasıysa ona göre kontrol edersiniz. İşte bir boydaki sapma, endeki sapma gibi tüm sapmaların toleransları şartnamede verilmiş durumda. Bunlara şantiyenize gelen bir ürünü çok basitçe kontrol ederek red veya kabul etmeniz gerekebilir. İşte delik toleransları, kiriş boy toleransları hepsi yazılı. EN1090'a 1 ve 2'nin içinde. İşte mesela bir kolon monte edildiğinde Class 2'de yüksekliğin 500'de birinden daha sapma kabul edilmiyor. Yani 5 metre bir kolonsa 1 santim. Tabii. 1200 ton. Tankmiş değil. 43 tane kirko. Öyle bir biç. Öyle bir imkan dünyada. Öyle bir vinç yapmak lazım. Şimdi bakın, toleranslarda kat yüksekliklerinin bile toleransı var EN1090'da. Kat arasında, kirişler arasındaki şu yüksekliklerin toleransları var. Bunlar hem üretimde hem kabulde mutlaka göz ardı edilmemesi lazım. İşte kolon taban plakasındaki sapmaların tolerans kabulleri var.
Hepsi çok açık ve net. Şimdi bizim çelik şartnamemizi, tasarım şartnamemizi EN1090'la destekledi. Dolayısıyla ikisini birlikte kullanırsak kabul artı projelendirme daha rahat olabiliyor. İşte düşeydeki sapmalar, yataydaki sapmalar tüm kolonlarda kabul edilebilir. Yani bunlara bakarak işte bir 20 katlı binada yukarı doğru çıkarken mutlaka çelikte sapmalar oluyor. Onların bile toleransı var. Dolayısıyla çok yüksek katlı yapmıyoruz Türkiye'de ama yapılırsa ileride şartnamelerimiz artık hangi kolonda ne kadar sapmaya izin veriyor. Eğer o sapma onu geçiyorsa düzeltici önlem tekrar reglaj gibi işler şantiyede yapılması lazım. Yatay deplasman limitleri açıkça tarif edilmiş. Düşey deplasman limitleri açıkça tarif edilmiş. Çelikte önemli çünkü deplasman limitleri. kolon araları ve düşeydeki sapmaların tarifi var. Hiçbir şekilde böyle bir aşık montajı kabul edilmiyor. Bunlar toleranslar dahilinde yapılması gerekiyor. Mesela bunun üzerine siz kaplamayı koyarsanız kaplamanın vay haline. İşte aşıkları böyle monte edilmemesi lazım. Buna göre tasarımda önlemler alınması lazım. Yatay kuşaklar görüyorsunuz. Bunların toleransları EN1090'da şu anda verilmiş durumda. Yani biz bunların hepsini yeni yönetmeliklerimizde hem deformasyon limitleri hem montaj limitleri EN1090'la desteklenerek verildi. Mühendis arkadaşlarımız biraz ona baksın. Aşıklardaki düşey sapmalar, yani yukarı aşağı sapmaların hepsi belirli artık. O bile şartnamede var. X ve Y yönünde işte 10 milimden daha fazla sapma istenmiyor. Yataydaki kaçıklıklar gene yani kaplamaya kadar etkiliyor bu tür sorunlar. İşte su alma vesaire. İşte bulonlardaki, gömülü bulonlardaki toleranslar, düşey toleranslar, düşeyde kirişler arası toleranslar, kren kirişlerindeki toleranslar, hepsi şartnamemizde var. Onun için EN1090'ı mutlaka elde edip okumak lazım. Hemen hemen konunun bu kaynak proseslerini hızla geçeceğim. İşte hangi kaynak nerede yapılıyor, vakit kalmadı herhalde saat olarak sıkıntılı. İşte toz altı, gaz altı bunlar bizim şeyimizde var. Kaynak kontrol metotları, tahribatlı tahribatsız iki tür kontrol metodu var. Bunlardan önemlisi gözle kontrol. Birinci gözle kontrolü yapacaksınız kaynakta. Daha sonra NDT dediğimiz tahribatlı kontrol metotları var. Sıvı penetrat ile kontrol. Bu tahribatsız bir kontrola girer. Manyetik partikülür testi. Kaynak üzerine bir toz serpilir. Çatlak varsa hemen görülür. Ultrasonik muayene metodu var. Ultrasonik sesle kaynağı kontrol edebilirsiniz. Radyografik yani röntgen kontrolü var ki en sağlıklı ve doğrusu ama şantiye için maliyetli ve riskli bir kontroldür. Kaynak tipleri tam, mesela şu gördüğünüz tam nüfuziyetli bir küt kaynak, kısmi nüfuziyetli bir küt kaynak, köşe kaynakları dediğimiz kaynaklar. İşte bunların nerelerde kullanılacağı bizim şartnamemizde hepsi nasıl gösterileceği ile ilgili. Hızlı geçeyim çünkü zaman kalmadı. Hangi kaynak nerede yapılır? Toleranslar elinizdeki dokümanlarda verdik. Laminasyon yırtılması dediğimiz o anlattığım Z testi mutlaka dikkat etmek lazım. Zorunlu olmadıkça böyle bir kaynak yerine böyle bir kaynak yapmak
Daha doğru. İşte bizim şartnamenin ekinde de olan işte laminatasyon yırtılmasını nasıl önlersiniz? Yapma kirişte flanş kalınlıklarıyla ilgili kısımlar. Kaynak yapıldığında işte böyle bir sistem oluyor. Mutlaka stiffenerları bir yönde değil. Eğer şey yaparsanız bu kaynak çekmelerini azaltabilirsiniz. Kaynaklar yapılırken bu kaynaktan kiriş, mesela burada daha büyük kaynak olduğu için böyle bir seyim yapıyor. Bunların hesap metotları var. Kaynak çekmelerinden kiriş nasıl deforme oluyor? Örnek de var içinde. Çünkü kaynak dediğinizde 1200 derece bir ısı sokuyorsunuz oraya. Onun için mutlaka işte mesela şu tür kaynağı kullanmak lazım. Bu tür alın kaynağı yapmamak lazım. Mesela burada bir köşe kaynak yapılabilir küt kaynak yerine. Küt kaynaktan mümkün olduğunca kaçmak lazım. Blonlu birleşimlerde bakın böyle bir birleşim yapmak böyle bir daha az iş emniyeti açısından daha iyi. İşte taban plakalarında büyük delik delip blonu oturttuktan, ayarladıktan sonra kare plakayla kaynatmak. Bizim şartnamemize de girdi bu. Şu anda şartnamede resmen kaçlık kare blon yapılacak yazıyor. Ona göre dikkatli olunması lazım. İşte mutlaka keskin köşe değil, radyüslü kesmek gerekiyor. İşte kaynak pozisyonunda elektrodun girmesi için şu mesafelerin mutlaka kontrol edilmesi lazım. Yeni şartnamede sürtünmeli birleşim tavsiye ediliyor. Burada bir örnek var. Sürtünmeli birleşimleri yaparken yüksek mukavemetli blonlarda hangi torklarda sıkılacağıyla ilgili ve bunun hesap metodu nasıl olacak? Örnekte bir tane örnek yaptık ve blonda ön çekme kuvveti oluşturmak için hangi tork uygulanacak? Bakın buraya girdiğinizde 8.8 kalitede mesela 20'lik bir blonda 411.9 Nm bir tork verirseniz 111.305 Newton çekme oluşuyor. Yani bir blonda tork anahtarıyla sıktığınız değerde oluşan baskı değerini buradan bulabiliyorsunuz. Burada sürtünme katsayıları eğer boyalı bir yüzeyse 0.40 almak lazım. Ona göre sürtünmeli hesap zorunluluğu var. Bizim şartnamedeki bu kriterlere göre delik, mesela böyle bir delikte fi'yi 1 alıyorsunuz. Biraz büyük delikte fi'yi 0.85. Oval bir delikse 0.70 almak zorundasınız. Şartnamede o tam açık değildir. Buradan bakabilirsiniz. Ondan sonra böyle bir kesitte sürtünmeli hesabı İşte 0.40 şu değerler alınarak işte minimum blon ön çekme kuvvetini de uyguladığınızda bu blonun işte kaymaya karşı birleşimini örneklerle hesap edebilirsiniz. Başka örneklere de uygulayabilirsiniz. Minimum mesafeler işte bazen civatalarda eğer büyük montaj sırasında şey yaparsanız bu tür özel çelik epoksi dediğimiz epoksilerle doldurmak gerekebilir. Şimdi burada çok hızla geçeceğim. Çelik imalatta iş programı ve yeni bir yaklaşım. Şimdi çelik imalatta şunu bilmiyoruz. Maliyet dağılımı ne? Genelde çelik imalattaki malzeme %35. İmalat %10. Montaj %10. Boya %5, malzemenin payı burada %55, işçiliğin payı %45.
Yani genel dünyadaki dağılım bu. Şimdi adam saat maliyetleri, bu dünya artık Türkiye'de bize yaklaştı. İşte çalışma saatine göre Türkiye için R12, 1 kilogram yapısal çelikte 0,8 kilogram gibi bir fiyat çıkıyor. Mesela bir küt kaynağın maliyeti Türkiye için biraz farklı. Kaynak sistemlerinin verimliliği dediğimiz verimlilik, elektrotla kaynatıyorsanız 0,60 verimlilik, gaz altı yapıyorsanız %80, toz altı %100, kaynak operasyonu faktörleri dediğimiz bu faktörler devreye giriyor maliyet hesap ederken. Elektrot, hangi elektrodu kullanıyorsanız ona göre kaynak yapılma saatleri, bu dünya çapında yapılmış. Yani bir saatte 2,2 kilo elektrot harcayabiliyor bir işçi gibi, bu değerler alınarak bir işçinin yapacağı kaynağı maliyeti hassas şekilde çıkıyor. Bu veriler tüm dünyada olduğu gibi bizde de tutuyor. Bir kilogram kaynağın maliyeti şu formülden bulunuyor. İşte Türkiye'de 12 bilmem ne dolarmış bir kilogram kaynak maliyeti. Şimdi bunları tabii elinizde incelerseniz, hızla geçeceğim. İşte gaz altı kaynağının maliyeti 10,95 dolarmış bir kilosu. 12 dolardı elektrot kaynağı. Ama toz altı maliyeti bakın kaça düşüyor? 7,80. Yani %50 elektrot kaynağına göre toz altıyla yapılan kaynak daha ucuz. Dolayısıyla kaynak proseslerinde maliyette ekonomi sağlamak için toz altı kaynaklarına geçmek ekonomiyi kaynak. Mesela böyle bir kaynağın kaça mal olduğunu bizim mühendislerimiz bilmez. Ama burada hem Amerikan Çelik Birliği hem de bizim Türk Yapısal Çelik Birliği'nin yapmış olduğu çalışmalardan böyle bir kaynağın maliyeti hassas bir şekilde çıkabiliyor. Bir metre tülü. Dolayısıyla projelerinizde hassas bir maliyet hesap edecekseniz bununla hesap edebilirsiniz. Elektrik ağ kaynağı maliyeti genelde işçilik, bakın yani elektrot maliyetinin %95'i işçiye gidiyormuş. Diğerleri %5. Gaz altı kaynağında işçilik %74. Dolayısıyla performansa göre bir metretül kaynağın maliyetleri burada çıkmış durumda. İmalat aktivitelerinin adam saat çalışması. Bunu biz Amerikan Çelik Birliği, Avrupa Çelik Birliği'nden derleyerek yaptık. Destereyle bir dik kesme yapıyorsanız, işte A en kesit alanı bölü 20+4 dakika geçiyormuş. Bu veriler hepsi araştırılmış. İşte profili keserken işte 2 dakika geçiyormuş. Bilmem ne. Oksijen ile elle levha 0,5 T metretül dakika. Buraya koyarak bir parçayı keseceğiniz adam saati bu verilerle bulabiliyorsunuz. Mesela bir kaynak ağzı hazırlama T, işte kalınlık, metre, dakika. İşte T diyelim 10 milimse metresi 10 dakika. 10 milim saçı 10 dakikada bir metresini elle kesebiliyorsunuz gibi. Bu verilerin hepsi yapılmış, birebir gözlemlerden alınmıştır. İşte bir adet bulonla bağlantı delik başına 4 dakika. Yani 100 tane bulon 400 dakika. Yani adam saati hesap ederken kaç adam saat gidecek? Bütün bu verileri çok hassas kullanabilirsiniz. Otomatik makinayla işte ne kadar dakikada ne kaynatıyorsunuz? Şimdi burada bir tane örnek, böyle bir kirişin şeyi var. Maliyet analizi var, hassas maliyet analizi. Bu kirişte ne var? Bir burada küt kaynak var, 32 metre boyunda. Buralarında bulon var. İşte yüksekliği bu. Burada da dört tarafında kaynak var. Bunun hassas maliyetini nasıl buluyorsunuz? İşte kesme, hazırlama,
kaynak ağzı hazırlama, elle kaynağın yapılması, örnek olarak küt kaynağın ağzının taşlanması gibi bütün deliklerin yapılması sonucunda şu Excel tablosundan işinde toplam imalat süresi 4376 dakika, 75 saatmiş bu köprü girişinin bir tanesinin yapım süreci. İşte iş programına göre de CPM PERT planına göre 4376 dakika yani 75 saatte bu giriş üretilebiliyor. Maliyeti hesap ederken bunlara koyarak hassas maliyet çıkarabilirsiniz. Şimdi genelde bizim mühendislerimiz kilosu şu kadar diye sallar. Halbuki buradaki delik, kesme, kaynak boyları, kaynak teknikleri maliyeti çok etkiler. Dolayısıyla yanıltmamak için maliyetleri bu çalışmayı yapmak lazım. Teşekkür ediyorum. Yani hızla geçtim. Süre de bitti. Ben teşekkür ederim.